Herkese merhaba. Operatör Doktor Ersin Asım Arslan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi kliniğinde çalışmaktayım. Bugün sizlere içinde bulunduğumuz Ramazan ayında da sık sık karşılaştığımız kabızlık durumu hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Kabızlık, kişinin sert dışkılaması, dışkılama esnasında zorlanması veya haftada 3'ten daha az sayıda dışkılamaya çıkması olarak tanımlanabilir. Kabızlığın en sık sebebi kişinin yaşam tarzındaki değişikliklerdir. Özellikle su tüketiminin az olması, kış aylarında 1,5 litrenin altında, yaz aylarında ise 2,5 litrenin altında su tüketimi, lifli gıdalardan, sebze ve meyveden, bakliyatgillerden, zeytinyağlı yiyeceklerden az tüketilmesi, fast food, et, kebap gibi proteinden zengin gıdaların sık tüketilmesi, diyet amacıyla karbonhidrattan fakir diyetlerin tüketilmesi, onun dışında hastaların yaşlılık, uzun süre yatalak kalma gibi hareketsiz durumlar, gebelik ve aşırı kilo alımı gibi durumlar kabızlığın en sık sebeplerindendir. Onun dışında geçirilmiş mide ve bağırsak ameliyatları, tiroid bezinin az çalışması, şeker hastalığı, bir takım kalp ilaçlarının fazla tüketilmesi veyahut bağırsaktaki kitle gibi durumlar da kabızlığın sebeplerindendir. Kabızlığı nasıl tedavi edebiliriz? Özellikle su tüketimi, lifli gıdalarla beslenme ve hareket bizim için çok önemli. Bunun dışında sıkça yapılan hatalardan da bahsetmek istiyorum. Kişilerin kendi başlarına eczaneden ilaç alması, aktarlardan toz veya bitkisel ürünleri fazla tüketmesi ileride daha büyük problemlerle karşı karşıya kalmamıza sebep olmaktadır. Eğer ki su tüketiminin iyi olması, lifli gıdalarla beslenmenin yeterli olması veya hareketin yeterli olması gibi durumlar sonucunda hala kabızlık devam ediyorsa lütfen bir hekime başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dilerim.